Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sardunyalarımız yine sardunyalarla ilgili birazcık sohbet edelim arkadaşlar. Sardunyalarımızın yapraklarında sararmalar oluşabiliyor. Bu her çiçekte olduğu gibi sardunyalarda da tabii ki de oluyor arkadaşlar. Çok normal. Bunları şöyle sararan yapraklarını elimizde tek tek toplayalım. Hem güzel görünsün hem de daha sağlıklı yapraklara yer açılsın diye. Şimdi arkadaşlar, sardunya çiçeklerimi sizlerle biliyorsunuz ara ara videolarımda paylaşıyorum. Onlara neler yapıyorum, onları nasıl bakımlar, nasıl vitaminler veriyorum, bununla ilgili belki de birçok videom var. Yine o videolardan bir tanesi olacak bu. Şimdi öncelikle sardunyalar açmıyor diye çok yorumlar alıyorum siz değerli takipçilerimden. Arkadaşlar, bu arada bana ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok memnun olurum. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz sevgili arkadaşlarım. Ayrıca Instagram hesabım da var. Renkli Erişi Dünyası ismi. YouTube'daki olan profil resmim ile sizleri Instagram hesabıma da bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Sardunyalarımız gördüğünüz gibi artık tamamen açtılar. Hatta hiç açmayan sardunyalarım vardı. Biliyorsunuz, bahsetmiştim sizlere. Bu onlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım. Sardunya çiçeğimin bakımlarını yaptığım halde açmıyordu. Ama ne yaptım? Ne yaptı da açtırdım? Kısaca ondan size bahsedeceğim. Bakın, halen daha yeni yeni tomurcuklarım geliyor ve gördüğünüz gibi top top açtılar maşallah. Arkadaşlar, öncelikle sardunya çiçeklerimiz suyu sever. Tabii ki de çok aşırı böyle çamurlaşmış gibi su vermeyeceğiz. Toprağa çamurlaşmış gibi su olmayacak. Bunu biliyorsunuz, balkonum açık balkon. Yaz kış sardunyalarım balkonumda duruyor. Bu sardunyalarıma güneşin gittiği zaman ya da sabah buraya güneş gelmediği zaman mutlaka su veriyorum. Güneşte su vermiyorum. Normal sulamamızı yapıyoruz. Suyu severler. Hemen hemen her gün yeteri kadar miktarda suyunu verelim sevgili arkadaşlarım. Sonrasında çiçeğimizin hem güneşte hem gölgede kalmasını sağlayalım. Herhalde hepimizin evinin balkonu vardır. Mutlaka günün belirli bir bölümünde güneş geliyordur ve gölgede oluyordur. Öyle bir ayarlama yapalım. Çiçeğimiz hep balkonda kalsın. Açmayan çiçeğim. Evet, bu benim sardunya çiçeğim açmıyordu. Videolarım var, izlemek isteyenler sayfama gelip aşağı doğru kaydırabilir. Açmayan barış çiçeğimin en önemli özelliği ne? Pardon, barış çiçeğim dedim. Sardunya çiçeğimin en özellikle açması için yaptığım en etkili yöntemlerden bir tanesi sevgili arkadaşlarım, budamadır. Sardunya çiçeğinizin şu anda tam budama vakti. Bununla ilgili yorumlar var. Bana sorular sormuşsunuz. Hangi ayda budanır? Şimdi budayabilir miyim? Yine yeşerir mi diye. Tam zamanı sevgili arkadaşlarım. Eğer ki çiçeğinize neler yaptıysanız halen daha açmıyorsa mutlaka budama yapınız. Çiçeğiniz açsın. Bu açmayan sardunyamın bir tanesi. Diğerini de hemen sizlerle paylaşayım. Göstereyim arkadaşlarım. Evet, bunu da hatırlarsanız sevgili arkadaşlarım, bakın şöyle bir kovada kovadaydı, halen daha orada. Biliyorsunuz ki izleyen sevgili değerli takipçilerim bilir, bunu ben budamıştım. Böyle sadece diplerinde, köklerinde şu kadar bir yer bırakmıştım. Şimdi tamamen yeşerdi, her bir yerinden gördüğünüz gibi tazecik yaprakları geldi ve hiç açmıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi pıtır pıtır açtı ve yeni yeni tomurcuklar vermeye başladı sevgili arkadaşlar. Sizler de mutlaka sardunya çiçeklerinizin budamasını yapın. Eğer ki açmıyorsa şimdi tam zamanı budayın. Yeni yeni tazecik yapraklar versin. Hatta kışa da böyle taze yeni çıkardığı yapraklarla girsin kış boyunca. Açsın sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz bu benim çiçeğim, sardunya çiçeğim. Yaz kış açıyor çiçeklerim. Bu açmıyordu. Bunu da budadım. Çok şükür açtı sevgili arkadaşlar. Vitaminlerimize gelince hemen diğer sardunyama da geçelim.
Bu da beyaz açan sardunya çiçeğim sevgili arkadaşlarım. Ayrıca sardunya çiçekleri böyle geniş saksıları seviyor. Daha güzel gelişiyor. Şimdi yine budamam gereken bir sardunyalarım var arkadaşlar. Sizlere onu göstereceğim. Bu sardunyalarım aslında çok güzel açıyor. Gerçekten kış boyunca o yazın sıcakta, kışın ayazda sürekli açıyorlar. Halen de açıyorlar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tomurcuklarımız. Ama ben bu sardunyalarımın budamasını yapacağım bazı dallarında. Neden diye sorarsanız çok uzun yıllardır benimle bu sardunyalarım. Artık yeni yapraklar, yeni filizler gelmesi için. Yani kendini yenilemesi için sevgili arkadaşlarım. Şöyle çok çıkıntılı yaprakları, dalları var gördüğünüz gibi. Bunlar az daha toparlansın diye, az önce gösterdiğim açmayan sardunyam gibi, şöyle top gibi olsun diye bunları budayacağım. Budadığım zaman sonrasında yeni filizler verecek ve her yerinden verecek. Böyle çıplak kalmayacak arkadaşlar. Bakın dalları, bazı yerleri böyle çıplak, bazı yerlerinde filizlerimiz var. Bu şekilde kötü gelişmiş dalları var ise sizler de sardunyalarınızı budayabilirsiniz. Dediğim gibi tam zamanı, tam yeşerme zamanı, yeni yapraklar, yeni filizler verme zamanı sevgili arkadaşlarım. Hem kötü görünümü gider. Bakın. Çok güzel açıyorlar ama şu dağınıklığı birazcık beni pek hoşnut etmiyor. O yüzden onları budayacağım sevgili arkadaşlarım. Bunu da göstermek istedim. Sararmış yapraklarımızı temizleyebiliriz. Çiçeklerim de açmasında bir sorun yok. Bunlar yaz kış açıyor. Bir tane işte dediğim gibi iki tane açmayan var idi. Onları da çok şükür vitaminlerle budamayla açtırdık sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün farklı bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitamin güvercin gübresidir. Güvercin gübresi tıpkı ben sizlere bahsettiğim köyden getirdiğim doğal gübre kadar etkili sevgili arkadaşlar. Çok fazla vermeyiniz çiçeğinize kuruma yapabilir. Ayda bir kez, dilerseniz suyun içerisinde sulandıraraktan, dilerseniz kurumuş bir halde ufalayaraktan, toprak haline getirerekten saksının dibine güvercin gübresini verebilirsiniz. Bu güçlü kök sağlıyor. Bu gelişimini sağlıyor. Kendini yeniliyor. Bol bol açmasını sağlıyor sevgili arkadaşlarım. Denemenizi tavsiye ederim. Güvercin gübresini. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. O güzel ellerinize, kollarınıza, parmaklarınıza sağlık. Hoşça kalın.